Çağdaş sanatla mimarinin birleşmesiyle oluşan bu harika evlerde yaşamak masal gibi olsa gerek. Peki siz bunlardan hangisinde yaşamak isterdiniz? Mind House. Mind House, Antoni Gaudi'nin şaheserlerinden birisidir. İspanya'nın Barcelona kentinde bulunmaktadır. Gaudi bu evde yıllarca yaşadıktan sonra Barcelona şehri bu kompleksi 1922'de satın alarak halka açık bir parka dönüştürmüştür. Kaya Ev. Orijinal adı Casa do Penedo olan ev, dört büyük kaya parçasından yapılmıştır. 1972'de başlanan inşası 2 yılda tamamlanmış, yapan mimar tarafından tatil evi olarak kullanılmıştır. Bugün ise küçük bir müze olarak kullanılmakta ve turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. La Pedrera. Casamila olarak da bilinen bu modernist takımın etkisinde kalmış bina Gaudi tarafından 1906-1912 yılları arasında inşa edilmiştir. 1984 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınarak korumaya alınmıştır. Hobbit Evi. Simon Dale tarafından Galler'de yapılan bu ev tamamen doğayla uyum içinde bir görüntü çiziyor. İnşasında kendisi ve yardım etmek isteyen gönüllülerle birlikte çalışan Simon, evin 3000 pound'a mal olduğunu söylüyor. Dönen Gökdelen. Mimar David Fisher tarafından tasarlanan dinamik kule olarak da bilinen 420 metre yüksekliğinde 80 katlı hareketli gökdelen halen daha tasarım aşamasında. Her katın saatte 6 metre dönmesi planlanıyor. Bunun için gerekli enerji ise güneş panelleri ve rüzgar türbinleri tarafından sağlanacak. Habitat 67. İsrail asıllı Kanadalı mimar Moshe Safdie tarafından dizayn edilen bu kompleks Expo 67 fuarı için inşa edildi. Şehrin ve ülkenin en göz alıcı mimari eserlerinden biri olan bu bina, bugün ev olarak kullanılmaktadır. Safdie'nin de burada bir çatı katında evi olduğu biliniyor. Nautilus House. 2006 yılında inşasına başlanan ev bir yılda tamamlandı. Biyomimari diye tabir edilen bir akımdan esinlenen Javier Sinosiain, ailesinin hayali olan doğa ile iç içe bir ev fikrini, çocuklarının da hayali olan deniz kabuğu içinde yaşama fikriyle birleştirerek bu ilginç evi tasarladı. Conch Shell House. Meksika'da Isla Mujeres Adası'nın eşsiz güzelliği içinde Karayipler'in masmavi sularına bakan 180 derecelik panoramik bir manzaraya sahip bu evde aslında kalmanız mümkün. Ünlü yerel bir sanatçı olan Octavio Ocampo'ya ait bu evde günlük olarak 1000 TL'den başlayan fiyatları ödeyerek eşsiz bir tatil geçirebilirsiniz. Küp Evler. Mimar Piet Blom tarafından alandan tasarruf edip yaşam alanlarını optimize etmek amacıyla tasarlanan küp evlerin her biri aslında bir ağacı temsil ediyor. Her biri 3 katlı olan bu evler 1977'de dizayn edilmiş ve 39 tane inşa edilmiştir. Wald Spiral. Orman spirali olarak da bilinen bina aslında 105 daireden oluşan bir apartman. İsmi binanın spiral şekli ve yeşil çatısından esinlenilerek verilmiş. Avusturyalı sanatçı Friedens Reihundert Wasser tarafından tasarlanmıştır. Gagster Ağaç Ev. Sutyagin evi olarak da bilinen yapı bir suç baronu olan Nikolay Petrovich Sutyagin ve ailesi tarafından yapılmıştır. Belli bir plana ve izne bağlı olmaksızın inşa edilen bina 13 katlı ve 44 metre yüksekliğinde dünyanın en yüksek ahşap binasıdır. 2009 yılında alınan kararla bina yerle bir edilmiştir. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.